Bir saniye. Arda, soyunma odasında konuşmanın haberini aldık. Şimdi aynı konuşmayı mikrofonlara da özeler söyledi. Öncelikle Türk halkının tekrardan başı sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. Söylenecek hiçbir şey yok ama bu çocuklar gerçekten tebrik hak ediyorlar. Çünkü Letonya'da berabere kaldığımızda 3 maçta 1 puan almış bir milli takım vardı. Tabii ki onu da kendimiz getirdik o hallere ama o anda bile bırakmayan, Amsterdam'a gittiğinde kaybetse belki her şey bitecek bir milli takım. Dün de dedim 6 maç boğazımızda oynadık. Kolay bir şey değildi. Ama çok mücadele ettik, emek verdik. Herkes savaştı, herkes inandı. Hocama, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü oynamayan bir oyuncuyum. İnanın bana bir depar atıp 10 dakika dinlenmek zorunda kalıyorum. Çok zor bir şey. Yani istediğiniz kadar kendinizi hazır tutun, istediğiniz kadar antrenman yapın. Maç oynamamak o kadar kötü bir şey ki. Yani işte beyni oksijen gitmiyor, hareketlerini istediğin şeyi yapamıyorsun. Ama arkadaşlarım gerçekten hep beni motive ettiler, hep beni ayakta tuttular. Ailem, sevdiklerim. Hep inandık sonuna kadar ve bugün Allah'a şükürler olsun Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bu bizim için çok büyük bir başarıdır. Kariyerimdeki en büyük başarılardan bir tanesidir. O yüzden bize bunları yaşattığı için Allah'a çok şükürler olsun. Konya halkına çok teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi ağırladılar. Selçuk'a ayrı teşekkür ediyorum. Bugün maçtan önce ona demiştim, gel bir tane fotoğraf çektirelim. Belki lazım olur, hatıra olur gidersek diye. Gülmüştü. Söyleyecek bir şey ama çok heyecanlıyım. Arada şimdi öyle bir tablo oldu ki bizim dışımızdaki herkes bizim gole kadar bizim istediğimiz her şeyi yaptı. Eksik olan bizim goldü. Arkadaşlar, yani o saha içinde yansıması. Söylediğim gibi şimdi maça başlarken beraberlik de bizi playoff'a götürüyor maça başlarken. Evet. Yani kolay şeyler değil. Yani Allah korusun biz bir gol yesek Hollanda atsa tam tersi burada herkes kahrolur. Playoff'a bile gidemeyiz. Yani ip boğazda oynamak tabii ki bizler 3-5 tane tecrübeli oyuncumuz ama gencecik arkadaşlarımız da var. Ne oluyor ne bitiyor. Kolay bir şey değildi ama dediğim gibi çok emek verdik. Ama burada ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hatta böyle ufak tefek atışmalar oluyor falan. Bunların hepsi futbolla ilgili eleştirilerdi. Biz de futbolla ilgili karşılıklı eleştiri yaptık. Bunlar çok güzel şeyler. Hiç de bir problem yok. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gayet iyi oldu bu dönem diye düşünüyorum. Hem karakteristik bir tartışma olmadan, paylaşarak, mücadele ederek gerçekten hep beraberdi. İşte şimdi Fransa'ya gidiyoruz. İnşallah güle oynayalım. Orada güzel bir turnuva geçiririz. Başarılar dolu, dolu bir turnuva oldu. Soyunma odasından bahsedelim biraz. Zaten baktık saat kaç hala gelen giden yok. Ya, kesin içeride. Yani şundan dolayı bir konuşma yaptım. Çünkü arkadaşlarıma o kadar uyarı yaptım ki. Hani böyle insan bazen uyarı yapınca çok biliyorsunuz da konuşuyorsunuz gibi olmak da çok kötü bir şey. Ama arkadaşlarımı sürekli uyarıyorum, sürekli uyarıyorum. Çocuklar da sağ olsunlar hiçbir kere demediler ki abi niye bu kadar çok söylüyorsun, konuşuyorsun diye hep dinlediler. Onlara da bir teşekkür etmek istedim. Çünkü sabah kalkıyorum, uyanıyorum. Akşam Ozan'a bir şey diyorum. Öteki gün Ozan'a bir şey diyorum. Onlar bana bir şey diyor. Gerçekten yaşadılar, hissettiler burayı. Formalarına sahip çıktılar. Ülkelerine sahip çıktılar ve bunu hak ettiler. Peki Arda, Kazakistan ve Hollanda maçlarının skorları sağ içine geldi mi? Geldi tabii yani. Yaşıyor muydunuz? Sürekli haberini almıyoruz falan. Tabii Hollanda mağlup durumu düşünce biraz kafa olarak da rahatladık ama Kazakistan'ın kazanmasıyla biraz büyük bir sürpriz evet, gibi. Evet. Şükürler olsun ne diyelim ya çok mutluyuz ya. Yarın akşam erken yatarsın artık Arda. Yani olur öyle şeyler ya Mehmet abi de kötü niyetle söylememişti. Tabii ki erken uyumamı ister ama bazen olur böyle şeyler. Geç yatarsınız erken kalkarsınız bir şeye kafanız takılmış olur. Olur böyle şeyler hayatta. Ama ben dediğim gibi yaptığım eleştiri de yapıcıydı. Onun eleştirisi de gayet yapıcıydı. Böyle karşılık alışveriş tabii ki olabilir. Arabama, kıyafetime takmadığı sürece bunu sen daha iyi bilirsin. Tamam mı? Hadi öptük. Tamam. İyi gidelim. Sağ ol. Evet. Harika.